Herkese selamlar. Bu Sıra 5 eğitim setimizin 4. dersiyle devam edeceğiz. Bu derste size grid sistemini anlatacağım. Grid sistemi aslında bizi bu sırapı öğrenmeye iten en önemli ve en ana sütunudur bu sırapın. Bu sırapı kullandıkça aslında sizin neden bu sırapı kullanıyorum'a çok güzel bir yanıt veren kısmı budur. Bu yüzden bu kısmı ve bu dersi çok iyi anlamanızı ve çok iyi dinlemenizi istiyorum. Çünkü grid sistemini ne kadar iyi kullanırsanız aslında bu sırapı o kadar iyi kullanır ve o kadar iyi hakim olursunuz. Aksi halde bu sırapı yönetemezsiniz. Bu yüzden Visual Studio kodu hemen açıyorum. Geçen dersten kalan kodlarım vardı. Şöyle göstereyim size. Hemen şurada bakın Go Live'a tıklayıp Live Server'ı açıyorum. Geçen ders böyle bir sayfamız vardı. Tabi Montajlarken gördüm. Siz şuradaki border vesaire görmüyor musunuz? Çünkü maalesef benim bilgisayarımın bir özelliğinden kaynakları ve video maalesef video kaydedici bunu yakalayamıyor. Nedir o? Hemen görüntü ayarları diyorum ve HDR kullan diyorum. Şunu kapatıyorum. Evet, bilgisayarın HDR kısmını kapatınca Tabi gördüğünüz gibi bayağı soluklaştı. Parlaklık vesaire hepsi gitti. Artık şimdi Chrome'u açtığımda şuradaki gördüğünüz border'ı şimdi size göstermem gerekiyor. Çünkü border'ı görmüyordunuz ve bu da beni rahatsız ediyordu. Bu yüzden bunu göstereyim dedim. Ama gördüğünüz gibi bayağı bilgisayarın rengi menge her şeyi gitti. Bunu istemiyorum ben. Bu yüzden HDR'ı tekrardan açacağım. Orada bir border olduğunu bilin diye göstermek için kapattım. Evet HDR özelliğini tekrardan açtım. Visual Studio koda geldim. Birazdan kodlamayı yapacağız ama ben size burada bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Videoları YouTube'da bir buçuk hızda dinlerseniz benim videolarımı ve derslerimi sizin için çok daha faydalı olacaktır. Çünkü ben burada biraz daha yavaş konuşuyorum. Bunun da sebebi benim düşünmem gerekiyor. Çünkü burada kod yapıyorum. Ne söyleyip ne söylememem gerektiğini ölçüp tartmam gerekiyor. Bu da beni yavaşlatıyor. Ama siz bir buçukta dinlerseniz bence çok daha etkili olacaktır. Ayrıca bir konuya daha değinmek istiyorum. O da şu. Bazı arkadaşlar kodları bize hazır olarak ver diyor. Bunu yapmayacağım. Bu eğitim setinde de yapmayacağım. Sonraki eğitim setlerinde de yapmayacağım. Bunun sebebi şu. Elinizi kirletmeden siz bunu öğrenemezsiniz. Bakın eğitim seti bittiğinde benim eğitim setinin başında anlattığım çoğu şeyi unutursunuz. Yani elinizi kirleteceksiniz, elinizi çamura değdireceksiniz. Siz burada kodları ben eğitim setini anlatırken siz aynı zamanda evde kodlarla siz bir şeyler yapmaya çalışacaksınız. Aksi halde bunlar uçup gider yani bu kodların hiçbiri sizin aklınızda kalmaz. Bu yüzden benle beraber tekrar edin. Başka eğitim setlerini istiyorsanız aynı anda izleyin. Varsa başka alıştırmalar yapın kendiniz evde. Kendiniz bir şeyler deneyin öğrendikleriniz üzerinden. Aksi halde videonun eğitim setinin sonuna geldiğimizde siz başındaki hiçbir şeyi hatırlamıyor olacaksınız. Belki ortadakileri de hatırlamayacaksınız. Bu yüzden kodları yazmanızı istiyorum benimle birlikte. Ben de yazıyorum. Siz de yazın. Bundan çekinmeyin. Hemen şurada sunumu bir açalım. Extra small devices yani extra smalllar small cihazlarda yani ekran genişliği 576 pikselden daha küçük olanlarda biz Grid sistem oluşturmak için kol komutunu kullanacağız. Ekran genişliği 576'ya eşit veya 768'den küçük olanları kol small diyeceğiz. 768-992 arasında medium, 1200 ile 1400 arasında x large, 1400'den daha yukarı olanlara x x diyeceğiz. Tabi burada kolu unutmayacağız. O halde ben grid sistemi hızlı bir şekilde oluşturacağım. Burada hemen komutlarımızı yazalım. Divisionınızı attıktan hemen sonra container-fluid dedim ve böylelikle ekrana yaydım. İsterseniz şöyle bir background atarak nasıl bir şey olduğunu görün. Bir background da atadım. Bu Bootstrap'ın bir klasıdır. Bunu ilerleyen derste de size göstereceğim. Siz buraya takılmayın. Ben sadece size göstermek için bunu açtım. Ve içerisinde bir satır açacağımı söyledim. Dedim ki container-fluid'imin içerisinde bir satır açacağım. Satır İngilizce row demek zaten. Bootstrap'ta olduğu gibi almış. Hemen satırımı açtım ve kapattım. Ve ben bu satırı 12 parçaya böldüm. Dedim ki 12 tane division buraya oluşturdum. Her birine kalın 1 dedim. Kalın 1, kalın 1. Hepsine aynı şekilde kalın 1 dedim. Neden? Çünkü bu sıra bir sayfayı 12'ye böler. Hemen şurada istiyorsanız backgroundlar atayalım. Gördüğünüz üzere her bir sütunuma bir arka plan rengi verdim. Görmeniz için yani burada ne yaptığımızı görmeniz için. Şimdi hemen Chrome açıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şunu birazcık kodunu bir değiştirelim. Bir padding vermemiz iyi olacaktır. Evet sarıyı gördünüz. Biraz daha padding'i arttırabiliriz. Bakın ben diyorum ki container fluid ben tüm ekranın %100 genişliğini kendime aldığımı belirtiyorum Bunu geçen derste anlattım size container fluid ile yaptım bakın fluid giderse Ne yapmış oluruz siteyi ortalamış oluruz ortadan itibaren almış oluruz Gördüğünüz gibi siteyi ortaladım Ve dedim ki container'ın içerisinde bir satır aç Bir satırı açtık satır nasıl açıyormuşuz row klasiği ile Ve diyorum ki Bootstrap'cığım sen madem sayfayı 12'ye bölüyorsun sütun olarak 12 sütun için her birine bir tane sütun oluşturdum ve her birine bir parça verdim. Bakalım kontrol edelim. Her birine gerçekten birer parça vermiş. Hatta şöyle yapalım. İçerindeki yazıları beyaza dönüştürelim. Bunu da text white komutuyla yapabiliyoruz bu Burada asıl önemsediğim şey aslında bunlara da biraz padding verseydik çok iyi olacaktı. Ben hemen bunlara da bir padding veriyorum. Ben y ekseninde yani yukarıdan aşağıya hem yukarıya hem aşağıya bir padding dolgu verdim. Bu dolgu şöyle sütunlarımı biraz daha tombul göstermek için mecburi. Tamam şimdi görüyorsunuz bakın. Ekranı 12'ye böldüğünü gördük. Tabii burayı fluid yaparsak daha iyi olacak diye düşünüyorum. Daha güzel olur. Şimdi 12'ye böldük. Ama siz siteyi böyle her bir seferinde tek tek herhalde bölmüş halde kullanmayacaksınız. Ben zaten fluidi göstermek için şunu vermiştim. Şu background white'ı bir kaldıralım. Arka plandaki o sarılık gitsin. Gördüğünüz gibi sitenizde şöyle duracak. Ancak siz sitenizi her zaman 12 parçaya bölmeyeceksiniz. tabii ki sütun olarak. Bazı yerlerine 2 sütun size lazım olacak. Bazen 3 sütun yan yana lazım olacak. Bazen 6 sütunu birleştirmeniz gerekecek. Bazen de 11 sütuna 1 sütun olacak şekilde birleştireceksiniz. O halde ben geliyorum ve bir satır daha açıyorum. Şurada bir satıra daha kopyaladım. Ancak ben artık birer birer değil de ikişer ikişer olarak sütunlarımı ayarlayacağım. Dikkat ettiniz mi? Eğer sütunları ikişer ikişer ayırırsam bakın 2 4 6 8 10 ve 12. Dediğimiz gibi bu strap setenizi 12 sütuna ayırır ve iki sütunu birleştirirseniz yan yana 2 2 2 diye giderseniz bunlar 12 olacak şekilde 6 tane sütun açabilirsiniz. Çünkü dediğimiz gibi bakın siteyi 12 parçaya bölüyor. Tabii şöyle yapalım. Yukarıdan biraz boşluk bırakayım. Evet aralarında bakın dış boşluk margin verdim. Bu ileriki dersin konusu aslında şöyle margin top 5 verelim. Evet gördüğünüz gibi bakın yukarıda iki sütun var birleştirdim. Yukarıdaki iki sütunu birleştirdim. Yukarıdaki iki sütunu birleştirdim. Yani eğer sitenizde şöyle 6 adet sütunlu bir bölge oluşturmak istiyorsanız grid sistemiyle bu şekilde yapacaksınız. Ama dediğimiz gibi bu zorunlu değil. Alt alta hemen bu sefer üçer üçer yaparsak ne olacak? O zaman da 4 adet sütunumuz olacak. Çünkü bakın 3'er 3'er 12 topladığınızda 12 yapar ve 12 sütunu ayırmış olduğumuz anlamına gelir. 12 sütunu aşarsak ne olur? Onu da birazdan göstereceğim. Bakın şuradaki 1 2 3 sütunu aşağıda birleştirdim. Şuradaki 3 sütunu birleştirdim ve böylelikle diyorum ki sistemde 4 tane yan yana sütuna ihtiyacım var. İşte belki burada formlarınız olacak. Şurada bir resim olacak. Şurada üye kayıt olacak. Şurada bir slider'ınız olacak gibi. Sitenizi 4 sütuna ayırmak istiyorsanız bunu kullanacaksınız. Ancak dediğim gibi eğer 12 parçayı aşarsanız ne olacak? Size nasıl tepki verecek bu strap onu görelim. Bir kol 3 daha bırakıyorum. Gördüğünüz gibi geliyor diyor burada 12'lik yeri zaten ayırmışsın. Burada yer yok. Sağda gidilecek yer yok. Bir alta gönderiyor. Yani anlayacağınız rengini değiştirelim. Bir alt satıra gönderdi bir tane daha yapalım istiyorsanız hemen şöyle Bir tane de ekliyorum diğerleri de aynı şekilde yukarıya da Yaparsak yine Bir alt satıra taşıyacaktır geliyor bakıyor burada yer yok bir alt satırdan devam ediyor Şimdi şuraya dikkat etmeniz gerekiyor ben burada diyorum ki 3 sütuna ihtiyacım var Eğer 3 sütuna ihtiyacım varsa burada Kol 4 Kol 4 ve kol 4 yaparsam 12 olur. Eğer iki tane sütuna ihtiyacım varsa bakın kol 6'ya 6 olarak Değiştiriyorum bakın. Burada diyorum ki 3 tane sütuna ihtiyacım var. O halde 4 4 ve 4 4 4 ve 4 şeklinde. Eğer siteyi Sağ ve sola böleceksem bir bir parçayı sağ ve sola bölebilirim. Örneğin şurada makalelerim olur. Şurada da Başka bir şey Eklemek isterim siteye. O halde siteyi 2'ye bölmek istiyorsam Gördüğünüz gibi 6'ya 6 kullanacağım. Veya siz nizami bir şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Bakın 4'te 8 diye ayırabilirsiniz. Bakın 4 buradan yukarıdan da takip edebilirsiniz. 4 şuradan 8 sütunu da buraya ayırmış olabilirsiniz diyelim. Siz sidebar yapacaksınız. Aslında şöyle olsa daha mantıklı gözükebilir. Hemen göstereyim size. Bakın 2'ye 10 şeklinde şurada bir sidebar'ınız olur. Şurada da içerikleriniz olur. City bu şekilde 2'ye bölebilirsiniz. Şuraya 2 alan ayırırsınız, şuraya 10 alan ayırırsınız. Peki dediğim gibi eğer 12'yi aşarsak bakın 2 11 daha 13. O zaman bakın burada yer yok deyip bir alt satıra geçirecektir. Bu yüzden Peki ben otomatik verebilir miyim? Otomatik sütun yapabilir miyim? Yapabilirsiniz. Otomatik sütun için şurada gördüğünüz sayıları siliyorsunuz. Sadece kol diyorsunuz. O halde nasıl algılıyor burası? Diyor ki demek ki burası iki tane olduğuna göre yüzde buna yüzde buna vermek istiyor diye düşünüyor. Bakın gördünüz mü? Yüzde sayfanın yüzde yani altı sütunu buraya altı sütunu buraya verecek şekilde dağıttı. Peki bir tane daha ekleseydim bakın otomatikmen yüzde %33 üç yüzde otuz üç yüzde otuz yani yüz yüz olacak şekilde yüzde yüz sayfanın yüzde yüzünü alacak şekilde tamamlıyor. Biz şuraya dark diyelim. Gördünüz mü? %33'ü şuraya, %33'ü şuraya, %33'ü şuraya olacak şekilde otomatikmen bizim için ayarlıyor. Burada bilmenizi istediğim bir diğer özellik ise iç içe grid sistemini kullanabilir miyim? İç içe grid sistemini kullanabiliriz. Bakın 2'ye 10 diye ayırdık ve ben bu 10'un içerisine geliyorum. dış satırımın içerisinde 2 sütun ve 10 sütun olacak şekilde iki parçaya ayırmıştım. Birinde 10, birinde 2 tane olacak şekilde. Ve ben şu 10 sütunluk bölgeyi geliyorum ve bir içerisinde bir satır yazıyorum. Row. Ve bunu da 2 tane sütuna bölüyorum. Eşit miktarda. Kol altı ve kol altı diye eşit miktarda 2 taneye böleceğim. Bakın şurası geldim içerisinde. Grid sistemin içerisine girdim. Gördüğünüz gibi 6'ya 6 altı şeklinde ayarladım. Tabii ki illaki 6'ya 6, 6 ayarlamak zorunda değildim. Mesela bakın 9'a 3 olarak ayarlayabilirdim. Yine dediğim gibi 12'ye dikkat edin. Gördüğünüz gibi sitenizde ilk önce iki parçaya ayırdınız. Sonra geldiniz şurada. Burayı da iki parçaya ayırmak istiyorsunuz ancak buraya 9 sütun, şuraya 3 sütun olacak şekilde 12 sütuna ayırabilirsiniz. Yani sürekli 12 12 12 diye gidecek. Eğer şu ortadaki mavi kısmı da parçalamak istersek yine orası da 12'ye parçalanacak. Yani bu strap sürekli 12'ye parçalıyor. Herhangi bir yerin sütunlarını 12'ye parçalıyor ve 12 olacak şekilde işlem yapmanıza olanak sağlıyor. Size anlatmak istediğim bir diğer şey ise biz şuradaki satırlara müdahale edebiliyor muyuz? Mesela diyebiliyor muyuz ki iki tane ben sadece bir satırda iki tane kol görmek istiyorum. Daha fazla görmek istemiyorum diyebiliyor muyuz? Bir bakalım. Ben raw calls 2 dedim. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Şuradaki rengi değiştirmem gerekiyor. Evet, bakın. Burada %33 %33 %33 olmasına rağmen şurası %33, %33 ve %33 şeklinde gitmedi. Bunu nasıl yaptık? Biz şurada otomatikmen bakın sayı vermiyoruz. Otomatik olanlarda sadece kol yazılı olanlarda ben diyorum ki satırımın sütunları iki tane sütun olacak şekilde ayarla diyorum. Bakın iki tane olacak şekilde ayarladı. Diğerini aşağıya doğru saldı. Burada bir tane de istiyor olabilirdim. Bakın gördüğünüz gibi 3 tane ayrı ayrı satır oldu. Çünkü ben her bir sütunda sadece bir adet sütun bulunsun istediğim için her üçünü de aşağıya doğru iteleyerek bana 3 tane aslında satır oluşturmuş oldu. Tabi burada otomatik özelliğini de verebilirdik. O zaman ne oluyor? Yine gördüğünüz gibi 3 tanesi yan yana olacak şekilde ayarlıyor. Bunların dışında size göstermek istediğim şey Tabi ders uzadı ama mecbur yapacak bir şey yok. Şimdi burada kolu gösterdim ben size. Kol nerede çalışır dedik. Kol tüm cihazlarda. Yani mobiller çünkü 576 pikselin altında bile çalışıyor. Bakın gördünüz mü? Bu strap'ın gücü buradan geliyor bakın. Gördünüz mü? Hangi cihaz olursa olsun hiçbir grid sisteminde bozulma olmadı. Bakın şurada 12 tane oldu. Yine aynı şekilde bakın şurası 2'ye 10 diye ayırmıştık. Şurayı da 9'a 3 diye ayırmıştık. Başarılı bir şekilde bakın mobilde, small cihazlarda, medium'da, large'da, x large'da ve x x large'da gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde grid sistemim çalışıyor. Biz bunları gösterdik. Ancak biz col small. Şimdi col tüm cihazlarda uyguluyor dedik. Col small'u istiyorum diyelim. O zaman nasıl yapacağız? Ben bunları tek tek bir sileyim şunu kullanacağım. Bakın ben dedim ki tüm cihazlarda yani en alttan en üst cihaza kadar hepsinde ikilik uygula. Ancak ben bunu istemiyor olabilirim. Ben tamam. Bakın burada mobil cihazlarda ben bunları 1 2 3 4 5 6 sütun olarak görmek istiyor olabilirim. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Ben hepsinde aynı şekilde görmek istiyorum anlamını taşımıyor. Ben geliyorum. Bakın diyorum ki mobil cihazlarda 6'ya 6 olarak bölmek istiyorum. Hemen gözlemleyelim. Bakın 6'ya 6 yani 2 tane. Mobilde bu olsun istiyorum. Ancak küçük tabletler ve biraz daha geniş olan mobil cihazlarda yani ekran genişliği 576 piksel eşit veya 768 pikselden küçük olanlarda ben farklı bir şey görmek istiyorum. Bunun için de diyorum ki call small 4 diyorum. Bunlara margin değerleri de verelim. Hemen kontrol ediyorum. Ben bunu istedim ama dedim ki small cihazlarda bakın 4, 4, 4. 12 olması için 3 tane sütunun yan yana olmasını istiyorum. Evet mobilde 2 tane yan yana güzel duruyor. Ancak benim için artık small'da 3 tane yan yana durabilir halde. Çünkü buraya içerisinde olan yazılarım benim için 3 sütuna izin veriyor. Ben 3 sütun istedim bakın gördünüz mü? Mobile gittiğimde 2 sütuna düştü small'a geçtiğimde 3 sütuna dönüştü. Evet, ben bunu da istemiyorum. Diyorum ki ben medium olan kısımlarda Peki şunu da anlatayım aslında ilk önce. Peki ben small 4 dedikten sonra aslında bu strap'ın hepsinde aynı mantık vardır. Siz bu sırapta small derseniz bir üst cihazlara da uygular. Yani small'a uygular, medium'a da 4 uygular, large'a da 4 uygular, x large'a da uygular, xx large'a da 4 uygular. Yani aslında ben sadece bunu yazarak şunu demiş oluyorum. Gördünüz mü ben sadece eğer small'dan sonraki artık hangileri varsa medium, large, xlarge ve xxlarge'a da 4 uygulamak istiyorum. Gelip burada tek tek yazmayacaksınız. Siz en aşağısında hangisinden sonra olmasını istiyorsanız sadece onu yazacaksınız. Bakın ben sadece small'dan sonra hepsi 4 4 yani 3 sütun olacak şekilde ayarlansın diyorum. Bakın ilk önce 2 ya bakın 3 hala 3 hala 3 hala 3 gördünüz mü xxlarge'da da 3 xlarge'da da 3 large'da da 3, medium'da da 3, small'da da 3. Ta ki small cihazlara yani küçük mobil cihazlara düşünceye kadar. Yani burada neyi görüyoruz? Aslında bunun da mantığını anlamış oluruz. Bakın ben buraya small'ları yazmasaydım. Burada kol 6 deseydim bu şu demekti. Mobil cihazlardan tut XX large cihazlara kadar hepsine 6'yı uygula demiş oluyorum. Bu yüzden hepsi 2 sütun olacak şekilde ayarlıyordu Ancak şunları silelim aslında size daha iyi net gösterebilmek için Şöyle iki tane yapsak aslında çok daha Yeterli olacak bakın 2 Bir tane fazla sildik Evet bakın 2 3 Ben şimdi şunu istiyorum Artık medium medium'dan sonra Ben şunu yapabilirim Hatta medium'a atlıyorum medium'da da 4 4 4 olsun diyorum. Ben large'a geliyorum direkt ve large'tan itibaren 6 6 şeklinde sıralanmasını istiyorum. Bakın, gördünüz mü? Large'a geldiğinde 6 6 yani sütunu 2'ye bölmüş oldu ve ondan sonrasını da 2 kabul etti. Halbuki ben burada x large veya x, x large bir şey yazmamıştım. Ama şimdi yazacağım. Bakın diyorum ki large'da ve x large'da 6'yı uygula. Ne demiştik? Kendisinden bir sonrasını eğer yazmazsak kendisinden bir sonraki bir sonrakilere de aynı kodu uygulayacaktır. Yani kol bakın kol small 4 nasıl kol medium 4'e de uyguladıysa çünkü ben buraya yazmadım. Yan, yazmadıysam bu strap diyor ki o halde sen kendisinden daha küçük olan hangisini yazmışsan ben onu da öyle kabul edeceğim. Burayı col medium 4 kabul ediyor ve şurası col large 6 ise şurası col x large 6 da kabul ediyor. Ben tekrar tekrar aynı şeyi yazmak zorunda değilim. Geliyorum diyorum ki large'dan sonra x, x large'a geç ve x, x large'da da ben şöyle bir sütun ayırma istiyorum diyorum ki masaüstü bilgisayarlarda ben 10 parça ayırmak istiyorum şu sütunu. Şu sütuna da 2 parça vermek istiyorum diyorum. Bakalım. Geldi bakın 2 Gördünüz mü? Xslash'ta benim için ne yaptı? 10 parça şuraya ayırdı, 2 parça şuraya ayırdı. Bakın 10'a 2, 10'a 2 düşecek. Birazdan large'a geldiğinde 6'ya 6 oldu. Sonra 4 4 4 olacak. 3 sütun ayırdık. En nihayetinde de 2 tane olacak şekilde ayarlamış olduk. Yani anlayacağınız bunları kullanmayı öğrenmeniz çok önemli. Bazen mobilde şunu bile istiyor olabilirsiniz. Yani tamamını mobilde tamamını bir sütun olacak şekilde ayarla. Çünkü siz diyorsunuz ki buraya yazdığım yazı şurayı tamamen kaplaması gerekiyor. O halde kol 12 dediniz. Soğaz small'a geçtiniz ve dediniz ki burada da 3 sütun olması gerekiyor. İşte dizüstü bilgisayarlar ya da büyük tabletlerde 6'ya 6 2 tane sütun olsun istediniz. Veya XX large'da yani masaüstü bilgisayarlarda 10'a 2 olarak ayırmak istediniz. Gördüğünüz gibi bu strap'ın asıl gücü buradan geliyor. İleriki derslerde zaten bunlarla ilgili bol bol bir şeyler yazacağız. Çünkü artık bu strap şurada gördüğünüz sütunlarla, grid sistemlerle yürüyor. Ve biz grid sistemi yazı yaza ilerleyeceğimiz için tamamen aşina olacaksınız diye düşünüyorum. Bu ders çok uzadı. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.